Arkadaşlar selamlar, yepyeni bir gün ve çok özel bir oyunla karşınızdayım. Baktık ki dostlar, siz böyle araba türü oyunları çok sevdiniz. Biz pazartesiye yakışacak böyle şekerlemelik aşırı güzel bir haritaya sahip olan mükemmel bir oyunla başlayalım dedik. Biz dostlar diğer oyunlarda gerçekten sürünüyormuşuz. Çünkü bak, ben yorumlarda o kadar bulup diyordum ki bu kadar ETS yazmasının bir anlamı olmalı ya. Yani bir anlamı olmalı, onu şu anda anlıyoruz değil mi Bulut? Yani kalite. Hem kalite mükemmel, hem de gerçekten oyunun kendi içerisinde dostlar Türkiye haritası olması, yani İstanbul haritası olması beni benden aldı gerçekten. Bakın şu anda Menger'ler ise Mercedes Benz bayisinin önündeyiz mesela. Aynı Türkiye'deki bayiler, benim Bulut arabayı aldığım bayi var ya, kendi arabamı. Aynısı böyle, aynı. Bir gün seninle gidersek zaten yakın zamanda servise gitmemiz gerekiyor ya. Bu görüntüyü aklında tut, tamam mı? Tamam. Birebir abi. Her neyse, şu anda dostlar Esenyurt'tayız. İstanbul Esenyurt'tayız ve Beykent Üniversitesi'nin hemen önündeyiz. Bilenler bilir burayı. Benim evime çok yakın dostlar burası. O yüzden kendi evimi arayacağım. Bakın ciddiyim, şu anda kendi evimi arayacağım. Hani bu bir yerde köfte yemeye gitmiştik ya. Evet. Köfte yediğimiz yerin arka tarafı bu üniversite, biliyor musun? Yani evden 10 dakikada falan gitmiştik biliyorsun buraya. Tamam, hatırlıyorum oraya. Aynen. Arkası bu. Aşırı yakın dostlar ve gerçekten merak ediyorum. Bakın her yerde Türk bayraklarımız var. Yani kendi evimi de bulabileceğimi düşünüyorum harbiden. Harita baya baya büyük arkadaşlar ve söylemeyi unuttum. Modifiyeli basık Doğan SLX var arkadaşlar. Yanımızda bize eşlik edecek. Rengini böyle klasik bir renk tercih ettik dostlar bilerekten. Umarım beğenirsiniz. Gerçekten keyifli olacak. Direksiyon sistemimizi kurduk. Vitesimiz hala çalışmıyor. Gerçekten yeni bir set alacağım zannedersem, bilmiyorum. Bunu da belki size veririm, bilmiyorum. Ama yeni bir set belki alabilirim arkadaşlar. Çünkü bu çalışmıyor. Ya da belki direkt yeni vites de alabiliriz. Ona bakacağız artık. O zaman şöyle dostlar, Bismillah diyerek hemen debriyajıma bastım. El frenini indirelim. Sesi geliyor musun? Yani sesi duymuyorum. Sen duymuyorsun. Motor sesini çok merak ediyorum dostlar ama açıkçası çok bir şey değil çünkü tır oyunu normalde, bildiğiniz gibi ETS. Bakalım bir. Boşa çektim yanlışlıkla. Yani tam şey, yansıtamazlar. Evet, şey falan diyordu yani Varex falan diyordu arkadaşlar ama şu an ben öyle bir izlenim alamıyorum. Şimdi biz şehir içine bir girelim bakalım Bulut ya. Abi bunun sesi asıl tırlarda ya. Değil mi? Tırlarda var, of ne biçim. Valla aslında tır oyunu zaten dostlar ama. Aynen, tırlarda tır fena. Bugün dostlar şöyle güzel güzel bir gezeceğiz. Bu arada iç şeyine bakmadık ama o Bulut avizem bilmem ne var, köfteci var. Bilmem ne kebap var. Abi mükemmel görünüyor ya. O Bulut koltuğun yatıklığına bir bak. Oy da helal olsun ama direkt oyun yapmış. Aynen ya. Direkt arkadaşlar bunu oyun, bakın bu bir mod değil, tam altımızdaki tofaş mod. Ama şey, ne derler ona, harita mod değil. Solumuz boş mu bakalım, müsait mi? Hemen şöyle, ben moda girmek amaçlı şuna dokunuyorum arkadaşlar, onu siz yanlış anlamayın. Karşı şeride geçeceğiz. Tamam, şimdi dostlar öncelikle şunu ben belirteyim. Bu tarz kontentlere bildiğiniz gibi bu ara önem veriyoruz. Böyle haftada bir de olsa bir tane araba videosu geliyor direksiyon setiyle. Bunun sebebi her seferinde gerçekten çok güzel like atıyorsunuz. Bunun için teşekkür ederim. Tabelayı kesin. Bunun için teşekkür ederim. Bu şekilde beğendiğinizi anladığımız sürece devamı gelecek. O yüzden sizden talebim hem destek olmak amaçlı hem de... Oğlum bu motor sesi bayağı çok yoğun geliyor ya. Motor sesini biraz kısacağım, sesimi bastırıyor. Tamam, kıstım dostlar. Ne diyordum? Hem dostlar destek olmak amaçlı, hem de bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen birer like atmayı unutmayın. Bu like'lar çok güzel bir destek oluyor bize, bildiğiniz gibi. Şimdi şöyle bir benzinlik var sağ tarafta, onu bir gördük. Şehir içinde niye... Sen bu turu yapıyorsun abi. Şehir içinde niye çok insan yok Bulut, onu anlamadım ha. Biraz insan yoğunluğu az. Şöyle bakalım sağ tarafa, meyve sebze falan diyor. Lokanta var, avizeci var. Ve bu arada gerçekten... Aa bak, BİM'in tasarımına çok benziyordu. Kebapçı var. Köfteci. Köfteci, tava ciğer var. Şöyle devam edelim dostlar. Sağ tarafta kırtasiye, alıcı, mobilya, müzik festivali var. Bakalım. Şöyle bir gidelim dostlar. Şöyle bir gidelim güzel güzel. Beykent Üniversitesi buradaysa bizim ev nerededir? Şu anda onu düşünüyorum dostlar. Edirne'ye bağlanan yol üzerinde olmalı. Şimdi Esenyurt diyor, Tekirdağ, Edirne. Buradan bir girelim abi. Şuradan bir ana yola mı bağlanıyoruz? Yok. Yine ana yola bağladım. Lan onu Yakup Usta. Oğlum yukarıda Yakup Usta'nın numarası vardı bu arada. Kim lan Yakup Usta? Oğlum bir dakika dayı. Ben niye buradan giremiyorum? Yok abi.
hiç bana yasak mı yani? Şeyden ötürü mü acaba? Navigasyonumdan ötürü mü? Yoksa bilmiyorum, direkt yok ya, orayı yapmamışlar, yok. Oğlum Büyükçekmece Gürpınar falan da, Gürpınar'da dayım oturuyor. Dayımın mayımın adresini veriyorum arkadaşlar ama. Abi bunu adres veriyorsun ama. Heyecanlar şu an. Çok heyecanlı. Sen bak adres vermiyor, direkt gideceksin şimdi. Direkt bu yolu veriyorsun. Ben kendi evim şu anda Bursa arkadaşlar, burası diyeceğim bu arada, onu söyleyeyim. Çünkü yolda çok heyecanlıyım harbiden. Hasara neden anlamak için falan garip bir uyarı çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi logolarını görüyoruz. Bakın o şeyde, duvarlarda, o çok önemli bu arada. Sağ önde ne var? Köfteci köfteci yine bir şeyler var ama müzik festivali, akvaryum. Yakup Usta kimmiş ya Bulut? Bilmiyorum, her yerde var bak. İstanbul Tekirdağ yoluna bağladı yine bu arada. Bir dakika, Malof İstanbul var mı? Malof İstanbul nerede abi? Malof İstanbul'u bulursak... Aa bak, gişeler Bulut bizim. Bunlar bir geçtiğimiz gişeler. Evet. Bizim ev buralara çok yakın bu arada. Çok yakın abi bu arada. Tam burada. Gerçekten bizim eve çok yakındayız şu an. Avcılar yönüne gitmeliyiz galiba. Dur bakalım. Tam çıkaramıyorum abi. Ya İstanbul'da şehir içi yolları da çok hakimim dostlar. Ama oyunda tabii ne kadar doğru yaptılar. Bak şuralar tanıdık. Şura, evet, sol taraflar değil mi? Çok tanıdık geliyor, evet. Ya. Ananı oğlum, önüme bakmıyordum. Dördüncü vitesten bir kapatalım bakalım dostlar, sol şerit. Esenyurt'a git. Tamam, bu yol üzerinde benim evi görmemiz lazım arkadaşlar. Size sadece o kadar söylüyorum. İstanbul'a hoş geldiniz, şeref verdiniz diye bunu. Benim ev buralara aşırı yakın arkadaşım. Malof İstanbul'u bulursam evi bulurum. Abi resmen şu an gerçek İstanbul haritasında oyun içinde kendi evimi bulacağım dostlar. Bu bizim çocukluğumuzun hayaliydi bu arada, onu söyleyeyim. Harbiden yani. Ya. Çocukluğumuzda hep şey derdik, ulan GTA işte şurada geçiyor. İleride hani Türkiye'de de geçsin. İşte kendi evimizi, mahallemizi bulalım falan, bu tarz hayallerimiz vardı. Bu yaşımıza nasipmiş harbiden. Şunu bir... Oğlum yavaş. Oo. Girdin oraya. Oo, tamam. Yok, ani freni yaptım. Tavaşı fren altı, sağlam. 6 euro aldı. Aha bir dakika, Malof İstanbul mu orası? Aha Malof, bulup Malof evet, oldu Malof, Malof oldu, tamam. Bir dakika, U çekmemiz gerekecek. Vaa, harbi solda Malof var. Alın şu gücü falan, dur bakalım. İstanbul kıtaları buluşturanken. Solda harbiden Malof İstanbul var arkadaşlar. Şunu şöyle söyleyeyim, ne kadar benzettiler bilmiyorum ama dostlar, ben her gün, hatta yani daha birkaç saat önce, ya gece annemleri bıraktım, bizdelerdi. Her gün şu yoldan geçiyorum. Abi oğlum birebir, oha bu ne? Oha birebir ön taraf falan. Bir dakika, kaza bu... yapmamam lazım. Berkay, senden şunu isteyeceğim kuzum. U çekeceğim. Aman diyeyim. Lan avradı. Oha kamera uçtu abi. Kasa tam kasa. O uçan sendin aslında değil mi orada? 8D video hissiyat. Çok pardon arkadaşlar, çok pardon. Lan ne basıyor oğlum, bugün ölüyorum adam arkadan daha atıyorum. Kardeşim çekil de işimize gidelim ya. İşte İstanbul... Bak inerim aşağı. Dayı hayırdır lan? Dur bir ya. Allah Allah, öldük lan burada. Bak. Değil mi? İndirtme ama şu. Dur. Pislik herif. Allah kahretsin. Hasar %7'ye çıktı. Dur. Bir şey bozulmadı değil mi Bulut? Her şey oldu mu sence OBS ekranında? Şey. Sen direkt... Ben artık önüme bakmalıyım. İyi. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Şimdi arkadaşlar, bu bizi karşı şeride bağlıyor olması lazım bu dönüşün. Aynı dönüşü çok kullanıyorum ben. Burası zaten hep trafik normalde. Vallahi Malof'a bak ya. Bir tane daha dönüş alacağız ve karşı şeride çıkacağız. İnşallah yapmışlardır orayı ya. Bir dakika, düz gidersem ne oluyor lan? Arkadaşlar aslında sağa dönmem gerekiyordu da. Ha, Başakşehir, Ankara. Ankara gidiyoruz. Lan oğlum benim var ya, dönmem lazımdı da. Burası basın ekspres yolu olması lazım arkadaşlar bu arada. Bu noktaları bilenler bana katılacak şu an. Oha ne oldu? Bulut %58 hasar gösterdi. Abi niye öyle uçtu? Yani Şahin'i gerçekçi yapmışlar Doğan'a, onu söyleyeyim. Tofaş da aynen öyle bir şey yapsam. O garnızda aynen böyle atardı. Araba tamircisi diyor. Ha, ben buradan U çekeyim arkadaşlar. İleriden sağdan yola bağlanırız ana yola.
Allah seni kahretsin. Lan ne oluyor oğlum, polis verdi peşime. Polis bey bir dakika. Şimdi beni ana yola bağlayacak şey Başakşehir Küçükçekmece Avcılar. Aa bu, burası bağlar mı lan? Yok burası bağlamıyor zaten. Tamam, çok yüksek ihtimalle bu dönüş. Oğlum elim normal vitese gidiyor ya. Şuna gidiyor elim. Oyun çok gerçekçi oğlum. Elim şuna gidiyor. Oradan atasın geliyor değil mi? Evet evet. Allah'ım şuraya bak. Ne Berkay'a şey diyordum. Berkay tam ben o şeridi bulacağım, tam mı onun önünden geçeceğimiz. Senden şey motor arızası diyor Bulut. Siz şu an görüyor musunuz? Şu kameranın altında motor arızası diyor. Ne yapacağım? Motor arızası acil servise göre falan dedi. Ha Berkay lan bir türlü lafımı bitiremedim. O geçişinde Berkay ben sana şeyini de vereceğim, tamam mı? Gerçek hayattakini de atacağım. Ekrana koy ne kadar benziyor. İstanbul'u olmayan izleyicilerimiz var çünkü onlar görsünler. Tamam, bu dönüş bizi dostlar %100 olarak onun önünden geçirecek. Lan ne oluyor? Araç arızalı var ya Bulut. Her an istop edebilir. Evet şu anda arkadaşlar birebir. Ya size o kadar söyleyeyim sadece bak. Evet orada net bir tam biliyorum. Tam şuradan. Tam burada koyabilirsin Berkay aslında. Gerçek dur lan bir dakika. Görüntü şeye nasıl geçeceğim lan sonraki kamera. Neyse dur sıfır kamerasına geçeyim arkadaşlar. Sıfır kamerasından bakacağım. Aracı bıraktım. Abi birebir ya. Abi vallahi. Harbiden birebir ya. Oğlum, oğlum Kübra'nın araba gidiyor lan. Bak Kübra'nın gidiyor yanlar. Baksana bunu Kübra'nın görmesi lazımdı. Keşke Kübra'ya bunu oynatsaydık değil mi? Harbiden. Hiç söylemeyecektin. Of, evet. Evet evet doğru valla. Kendi de hep çünkü buraya gidip geliyor ya. Aynen hiç söylemeyecektin. Gerçekten çok tatlı yapmışlar dostlar. Ben bayıldım. Ehliyet kurusun. 40 yıl hatır olan dostluklar için falan diyor. Çok iyi lan. Yemin ederim ki çok iyi. Şimdi asıl mesele şu an başlıyor. Bu, lan benim araba. Ne oluyor abi sen niye geri geliyorsun? Asıl mesele şimdi başlıyor. Bu. Neden? Çünkü bizim ev biliyorsun az ileride. Evet. Yaptılar mı acaba? Geçiyor. Dur onun peşine vereceğim. Acaba yaptılar mı bizim bina? Çünkü bizim bina dostlar şöyle söyleyeyim. Birçok noktadan görülebiliyor ve gerçekten dikkat çekiyor. Lan oğlum motor arızası yapma ya. Keşke araç arızası kapatma diye bir şey varsa kapataydık keşke. Bilmiyorum var mı da. Ben de bilmiyorum. Şu polis arabasını çok merak ettim bu arada. Denetim istasyonu geçiş sistemi. Polisin arabasını birebir mi yapmışlar acaba? Trafik polisi özelliği. Yandan atayım ben geldim. Aa yapmışlar. Selamünaleyküm dayı oğlum. Memur bey. Memuru bir sollamam yok mu Bulut yakın geçiş? Solla abi yandan. İstanbul'dan çıkıyor şu an. İstanbul'dan çıkışı mı verdi direkt? İstanbul çarpı yazıyordu ama. Direkt şey Edirne Tekirdağ tarafına mı attı acaba ya? Ne kadar? Polis abi. Aa yo buradan. Polis abi! Değil mi? Oğlum çok iyi yapmışlar ya. Neyse devam edelim dostlar. Abi! Aa! Aa çakarları şeyde... açtı gördün mü? Çakarları açtı gördüm aynadan. Yavaşladım. Solladım diye mi kızdı? Ne yaptı abi? Sinirlendi o. Bir şey oldu. Çakarları direkt açtı valla. Kötü bir niyetim yoktu ama memur amca niye böyle yapıyorsun sen ya? Sana bir yakın geçeyim o zaman ben şöyle. Senin bir tamponun tozunu alayım ben. Tamponu... Yakalayabilirsen... Allah kahretsin. Ha tamam. Yakalayabilirsen alırsın memur bey beni. Devam edelim. Burası dostlar Beylikdüzü'nün geçişi. Bu arada bizim orayı bu geçirt. Sanırım bizim orayı şey es geçmiş. Aynen o kısmı yapmamış galiba. İçleri yapmışlar. Şu an Beylikdüzü tarafına geldik biz çünkü. Büyükçekmece... Aynen Beylikdüzü, Büyükçekmece, Tekirdağ diye gidecek galiba. Yapmış abi direkt iç tarafları yapmış galiba. Peki buradan mesela yurt dışına diyelim ki yurt dışına çıkacağız. Aa Bulut var var var. Var mı? Aaa. Hangisi olduğunu göstermeyeceğim de yemin ederim benim evim var bak yemin ederim. Varmış bu arada. Gerçekten oturdu. Gidemiyorsun değil mi oraya?
Ya arkadaşlar tamam, keşke böyle birebir, yani şu an var ya o kadar istiyorum ki bakın bu bizimle, bakın ne kadar benziyor demeyi çok istiyorum ama kötü niyetli insanlar da var. Defalarca oturduğum yerden şikayet aldım bununla ilgili işte. Storylerden falan görüp gelip şey yapıyorlarmış işte, rahatsız ediyorlarmış güvenlikleri falan. Kötü niyetli insanların olduğunu bilmesem gerçekten derim ki alın arkadaşlar ne kadar benziyor görün, binanın aynısı. Bir şeyi merak ediyorum bu. Acaba şimdi şey mi? Şimdi ne abi? Bu oyun şimdi ülkeler arası yolculuk, doğru mu? İşte taşıma evet, falan filan. Doğru abi. Mesela Türkiye'nin gümrüğünden şeyden mi çıkacağız? Bizim sınır kapısından mı çıkacağız evet, yani? Evet öyle olması gerekiyor. O zaman çıkalım. Çık abi, sınır kapısını yapmışlardı sanırım. Lan oğlum kurguz, her yerden ceza yiyorum ya. O zaman tabelalara uyarak Bulut, ülkeden çıkmaya çalışalım. Ne diyorsun? Tamam. Çıkalım abi. Bence mantıklı. Yani gerçek hayatta çıkamıyoruz, burada çıkalım. Bari. Aynen, gerçek hayatta dostu hiç yurt dışına çıkmadık. ETS'de bir çıkalım bakalım. Edirne Tekirdağ tarafına gitmeliyim de. Dur bakalım. Bir ana yola bağlanacağım. Bir bakalım. Bir Yunanistan'a doğru gidelim bakalım ya. Aslında var ya, araç sağlığını sıfırlayabilsem iyi olacak Bulut. Aa, tur geçiyor lan yanımdan. ESC'ye bassana belki vardı. Değil mi? Aracı dostlar bir sıfırlayabilsek harika olacak. Çok çarptım, ben dikkatli kullanacağım. Araç hasarı varmış. Bir sıfırlamayı deneyelim biz. Şimdi dostlar şöyle bir ayar bulduk. Servise götür diyor. Yol yardımı sizi ve çekicinizi 554 euro karşılığında 1 saat 20 dakika içerisinde İstanbul şehrine götürecek. Kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Bildiğin aracı servise verdik Bulut şu anda. Aracımız serviste dostlar. Ha, motor arızası diyor yine. Bakayım. Şu anda sanırım şey yaptık. Çekici bakımı ve tamiri. Aynen oradan onardıcan abi sonra. Oha 20 bin onu mi? Arabayı patlatmıştı. Tamir ettim vallahi. 20, arkadaşlar 20 binlik hasar var. 20 binlik hasar vardı. Şu an olmasın tamam, abi. Şu anda evet tamir ettik. Şimdi abi, şey merak şimdi şeyi bulalım. Buradan mesela biz gitmek istiyoruz. Nereye? Oha Edirne Tekirdağ. Wow. Edirne Tekirdağ Burgaz. Bir dakika, Burgaz yabancı bir ülkede mi lan? Burgaz ne? Allah Allah. O zaman bir Bulgaristan'a gidelim Bulut. Bir varlığa bir girelim abi. Yaşa gidelim, yaşa. Yaşa mı? Tamam, yaşa gidelim. Daha öteye de gidebilirim sanki ya. 15 saat diyor yani. Kopenhag, Kopenhag. Oğlum 15 saat, gerçek hayatta 15 saat değildir herhalde. Ya gerçek hayatta değil de yine uzun yani. Uzun mu? Tamam, o zaman Bulgaristan'a bir gidelim buradan. Hadi tamam, gidelim. Sohbet eşliğinde. 960 kilometre diyor yani. Burada da uzun sürer. 60 kilometre mi yapacağız? Tamam, sıkıntı yok. Evet. Şu anda çarşamba günü öğlen 1 Bulut. Öğlen 1'de evet, arkadaşlar yola çıkacağız. Ben şöyle bir ellerimi bir sileyim. Temiz süreceğim çünkü. Sağ alttan yalnız haritamı görmezsem gidemem. Heh, haritamı görüyorum. İşte Bismillah diyerek arkadaşlar yolumuza çıkalım. Aracımızı çalıştırdık. Tamam, sıfır hasar. Şu anda var ya şey, araç sıfır. Tertemiz. Şey kokusu, içi araba kokusu. Araba kokusu vardır ya be. Sesleri kes, mükemmel. Aa şu an o E5 burası. Arkadaşlar bakın, metrobüs yolunun olduğu E5. Ana çok güzel ya. Yemin ederim. Bak metrobüs geçiyor. Bul, bak metrobüsü. Gördüm. Görüyor musun? Evet. Gidiyor. Oğlum bayağı iyi lan. Gerçekten yapana çok çok teşekkür ederim. Bayağı güzel. Ya oyun yapmış gerçi de. Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul diye yazı var. Gerçekten helal olsun yapana ya. Neyse dostlar, şöyle biz şeyimizi, navigasyonu ben sağ alttan takip... Ah! Ambulansa çarptın abi, al işte ya. Ambulansın güzelliğini gördün mü? Ona bakacağım. Gördüm ya, adam ağzına sıçtı ambulans. Hasar almadık Allah'tan. Ambulans şokta. Bazen epilasyon var yanında. Bak şeyler falan var. Ambulansın mükemmelliği peki. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Tadilat nedeniyle zararına satışlar. Mükemmel, mükemmel. Pırlanta restoran. Tüy yap mı yap. Tamam arkadaşlar, biz yolumuza devam edelim. Sıkıntı yok. Ufak bir kaza oldu ama problem yok. Ben tabii çevrenin güzelliğine düştüğüm için el frenini indirelim hemen. Hadi bismillah. Şöyle bir yolumuza çıkalım bakalım. Ne kadar süre tutacak? Çok merak ediyorum. İlk sağdan yeni bir seyir noktası keşfettiniz diyor lan oyun. Wow. Sade bir semtini sevmek şurada bile bir ömre değer. Ne demiş, ne demiş Bulut? Sade bir semtini sadecedir o yani. Ha. Bir semti sevmek bile ömrüne bedel gibi bir şey diyor.
Bir şey diyeyim mi? Burada fren ayarı gayet tatlı, biliyor musun? Zorlanmıyorum. O demek ki oyunda bir sıkıntı var oğlum. O zaman oyunda, oynadığımız oyunlarda bir sıkıntı vardı. Şey, olabilir direksiyon abi. Oyunların babası, değil mi? ETS. ETS. Öyle ama, harbiden öyle. Harbiden öyle arkadaşlar, Euro Truck Sim. Ya biz bu zamana kadar niye oynamadık arkadaşlar, onu söyleyeyim. Tır oyunu olduğunu zannediyorduk sadece. Ya tırla bir yerlere gitmek bana çok çekici gelmiyor. Bulut'a da öyle, yani biz bunu aramızda konuştuk. Birçok kez. Ama yani bu olayların olduğunu bilmiyorduk. Bu tarz olayların olduğunu yeni öğreniyoruz oyunun. O yüzden dedik ki bu tarz Tofaş, Mercedes varsa, falan gezilir bunlar. Bu tarz huyları varsa oynanır dedik. Ve bakalım Bulgaristan'a doğru yola çıktık abi. Şimdi şurada güzel, senin arabayla da gezilir abi. Burada benim arabayla da şu an Bulgaristan'a gidilirdi Bulut. Gidilirdi burada abi. Cami falan var, gördün mü solda? Cami geçtik. Onu görmedim. Şey, yavaş alıyorum. Solda bir cami vardı. Siz görmüşsünüzdür arkadaşlar. Ben bayağı beğendim arkadaşlar. Keşke hani Kübra'ya oynattığımda keşke hiçbir şey demeden hani al deyip verip bir anda kendini burada bulsaydı, çok gerçekten merak ederdim tepkisine. Harbiden. Diğer bölümde şey yaparız. Bilmiyorduk. Aa, aslında beraber... çok like alırsa yapalım. Gezelim beraber. Aynen. Beraber evet, gezeriz. Tamam, çok mantıklı. Severseniz arkadaşlar kesinlikle like atmayı unutmayın, bakalım. Yandan ben... Tofaş'la geçiyorum. Mükemmel olur ya. Bir dahaki bölümde arkadaşlar şöyle, Bulut içerideki bilgisayardan girer çünkü yan yana girebiliyoruz. Ben de buradan girerim mesela. İlk baş Kübra'ya o şeyi yaparız. Sürpriz gibi hani. Falan filan. Aa, şey yaparız abi hatta. Benim girdiğimi de söylemeyiz mesela. Aa, sen bir anda gezerim yandan. Sen bir anda şey, arabasına falan çarparsın. Çok sarar. Sonra senle Bulut böyle bir arka arkaya Bulgaristan yolculuğu, Bulgaristan. Neden olmasın, değil mi? Sarar, sarar. Muhabbet sohbet eşitlikle yan yana. Passat falan da yükleriz hatta. Of oğlum, var ya, zor tutuyor mu arabayı? Yüzlere çıkıyor. Kaça çıkıyor? 180 mi? 180. Şey bu. Aman diyeyim, dikkat edin. Yazılımlı. Araç yazılımlı dostlar, onu söyleyeyim. 200. Kökledin. Şu anda kökledim. Şu an çarptığın anda dağılacak araba, ben olsun. Ya çarpmam ya. Frenlerim tutuyor Bulut. Ya tutuyor mu? Yok, Tofaş'tasın ya, ondan dedim. Yer biraz hız kestim dönüşlerde falan. Tofaş'ta 200'de gitmek büyük risk yani. Şey Bulut, araba şeylere çaldım. Dikkat etmek gerekiyor ya. Dönüşleri anladın mı? Anladım abi. Virajlarda çok atıyor. Güzel ama ya, baya görüntü kalitesi de iyi değil mi? Evet, çok iyi. Yerli ya. Olduğunu direkt düşünüyorum ben. Oyun iyi abi zaten ya. Oyun iyi. Oyun mesela bayağı tır iyi. Tır olaylarını sevsek deri gibi oynarız bunu yani. Ama işte biz sevmiyoruz. Tır olaylarını insanlar niye seviyor? Ben onu çok anlamıyorum ha. Yani ayılıyor abi, yük taşıma. Şeyi, hastaları var bildiğin. Yani saygı evet, duyuyorum evet. Arkadaşlar burada. Bir şey demiyorum yani. Tabii ki sevebilirsiniz. Ama benim tabii ilgimi abi çekmiyor yani tır muhabbeti. Sesini falan seviyorlar. Ama mesela bir ara bir video izledim arkadaşlar. Adamlar böyle 10 tane tır falan, arkadaşlar böyle ekip olarak takılıyorlar birbirlerine, korna morna falan. O sarıyor. Bak, ona sözüm yok. O mükemmeldi. O kadar keyif aldım ki izlerken, hani oynuyor olsam kendimden geçerim, öyle söyleyeyim size. Şu vitesi bir altı yatalım. Ah! Sıkıntı yok kardeşim. Aklım çıktı, ben de yan koltukta var ya. Vitesi uçurtuyorum, sıkıntı yok. Demek yan koltuktasın ha. Yan koltuktayım abi orada, aklım çıktı. Bağırışıdan anlamışsındır. Edirne'ye girdik mi Bulut sence? Tabelaları falan takip ettin bilmiyorum ama. Etmedim. Aa, memur var, biraz biz keselim. Memur bey. Vitesi de küçültmeliyim. Tabeladaki yazıları ben göremiyorum pek. Şu anda yani cezayı yedim. Yedin mi? Hayır. Sen duymuyorsun değil mi? Adam bayağı datlat falan şey çekiyor. Tamam. Denetim istasyonuna gelmişiz. Şöyle biraz vites küçültüyorum. Denetim istasyonu. Ben tır olmadığım için arkadaşlar, yani denetim istasyonuna geçmeme gerek yok. Orada büyük ihtimalle işte ağırlığı mağırlığı ölçülüyor. Şöyle binek araç geçişinden geçtim. Şimdi burası neresiymiş? Tabelalara bir bakalım dostlar. Biraz sağa çekiyorum şöyle. Aa, Edirne. Evet evet, Edirne'deyiz tabi. Buradan sonrası bu şey, Bulgaristan. Neymiş? Kapıkule. Kapıkule zaten yanılmıyorsam şey, gümrük falan gibi bir yerdi. Emin değilim arkadaşlar bu arada. Çok bilgi sahibi değilim. Gitmedim daha önce. Bulgaristan. Aa, yeni bir e-postanız var falan diyor lan oyun bana.
E-posta falan geliyor. Geliyor abi. İş teklifleri falan geliyordu galiba. Olabilir. Acilen tıraş olmalıyım dostlar ya. Saçım sakalım birbirine o kadar karıştı ki. Çok orman adamı gibi görünüyorum değil mi Ulut? Yo. Adeta bir şey. Yok mu abi ya? Ormancı. Yok yok, bir şey sıkıntı yok abi sen. Oo, yavaş 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 yavaş. Sakalım biraz bunun, onun dışında da sakal, saç. Komple yoğurt misali. Aman aman aman. Yavaş yavaş. Yavaş alalım. Ben uzun seviyorum. Sen niye uzun seviyorsun? Hamza Beyli. Hamza Beyli'ye doğru dönüşümüzü aldık. Buranın hız sınırı 80'miş dostlar ama kimin umurunda yani? Biraz yapıştıralım. 180 o ya. 180 değil mi bu da? O 180 abi, yanlış olmuş. Ben vitesle oynuyorum sabahtan beri ama kamera açımdan dolayı tam göremiyoruz. Aa, ileride sınır kapısı görüyorum bu arada. Evet, yapmışlar galiba. Ooooooo! Evet, yapmışlar. Aa, memur var. Sınır memuru zannederler. O oyunda oynadık. Sınır memuru da olduk bu kanalda Bulut. Evet. Bizim pasaport falan var o zaman yani direkt kendinden? Sen tapsın abi ya. Bak 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 bak, pasaport memurlarına falan bak. Görüyor musun? Oğlum evet. Mükemmel lan. Bu aslında oyun bayağı kaliteli oyun bu arada, onu söyleyeyim de kaliteli sana. Abi baksana şuraya, adam buraya bile birebir yapmışlar. Evet, oyun... Türkiye'deki mükemmel. Bir yer yani. Mükemmel, mükemmel. Baksana şuralar. Şu an burada bir kontrol olacak zannedersem. Sınır kontrolü başlatmak için belirtilen tuşu... Dur bekler gelsin. Eli freni çekelim. Belgeleriniz kontrol ediyor, lütfen bekleyin. Siz görmüyorsunuz arkadaşlar. Şu direksiyon kamerasının olduğu yerde yazıyor. Aha. Oo, her şey usulüne uygun, hayırlı yolculuklar. Oğlum çok iyi lan. Ben çok beğendim. Bayağı da keyif alıyorum. Karşıda benzinlik mi var? Aynen, benzinlik var. Şu an inanılmaz keyif alıyorum Bulut bu arada. Sarıyor. Sarıyor, harbiden sarıyor. Merhabalar memur bey. İyi çalışmalarınız olsun. Bana bir kapıyı açabilirsiniz. Bayağı yoğun görünüyor lan. Abi, Bulut sana bir şey mi? Sen bunu sür, diğer oyundan çok daha keyif alacaksın. Süreceğim. Vallahi de çok daha keyif alacaksın. Ben bir direkt tırı deneyeceğim ya, tırdan niye keyif alıyorlar çocuk? Şunu çalıştırmak istiyorum arkadaş. Şu an bunu böyle öylesine dümenden buradan basarken kendim vites attığımda bile aşırı keyif alıyorum. Oğlum, bak yine kontrol. Bulut bak, pasaport kontrol, bak Bulgaristanca, görüyor musun? Bulgarca, Bulgarca. Burada giriş ya oranın. Burada evet, şimdi burada da bir kontrol. Hemen el frenimizi çektik. Bu arada babam izliyorsa şu an hayran olmuştur bu oyuna, onu söyleyeyim. Baba izliyorsan bana WhatsApp'tan yaz. Bunu izliyorsan WhatsApp'tan bana şu anda gördüm diye mesaj at. Arkadaşlar biz de bunun ikinci bölümünü attığımızda babam eğer izleyip mesajı bana atmışsa onu size söyleyeceğim. Yok mu babanın geldiği bir günde? Babanı oynatmak. Ve çıkar gelir Bulut'u. Sarar mı arada, bak bir şey değil mi? Bilmiyorum valla. Bu sarar mı ya? Daha önce hiçbir videoda falan görmediler babamı ve böyle abi bir başlangıç işte, olmasa enteresan olmaz mı? Direkt Tofaş'ı vereceksin sen abi. Sen abi şey yapacak mısın? Heh, gidip PUBG oynatmayacağına göre yani mantıksız. PUBG falan oynayamaz zaten. Aynen, i̇şte Farming Simulator'ı çok seviyor, onun hastası bir. Onun bölümlerini asla kaçırmıyor. Ya. Bunu da çok seveceğini düşünüyorum aslında. Ya yani denk gelirse izler. Aa bak Bulut, bu da polis galiba. Bulgar polisi. Evet. Değil mi? Evet, ya evet. Dayı! Yazdı yine evet, ya. Yapmışım. Yazdı abi sağda. O zaman sana şöyle tamponundan da uzanayım seni abi. Sen onu hak ettin. Çok... Ya şu an yemin edebilirim ki çok keyifli ya. Bayağı keyifli yani. Önceki oynadığımız direksiyon oyunlarına bir 10 kat falan fark atar. Keyif. Verdiği has konusu. Aa bir dakika, bunlar çift şerit miymiş lan burası? Frende Bulut düzgün basıyor ya, o da hani insanı rahatlatıyor. Ha, hemen duruyor istediğin. Tabii canım, taktiğe yavaşlıyorum, dönüşümü alıyorum. Öncekinde bas geri git falan. Kayıyordu bir de onda frene basınca. Tabii, çok rahatsız ediciydi abi o. Ne yalan söyleyeyim. Ben onda frene basıyordum, araba kayıyordu anlamsız. Arabanın kaymasını geçtim size koltukta, sen yani çok bastırmışsın evet. Koltuktan da biz kayıyorduk. Çıkıyorduk yani. Ha, bir de ayağın da acıyor yani. Arkadaşlar koskoca metal pedal. Basıyoruz abi.
Yalnız biraz hızlı bir viraj alıyorum arkadaşlar biraz. İstanbul. Niye? Abi bunu şeyi gördün mü? Siz de arkadaşlar size de soruyorum bunu. Yorumlara yazabilirsiniz, okuyacağım. Bulgarlar İstanbul'a gelip, pardon, tam Edirne sınırına gelip oradan alışveriş yapıp gidiyorlar. İşte şey diyor. Bu arada Bulgarları kötülemiyorum, onlarlık bir mesele yok arkadaşlar. Zaten Bulgaristan'da yaşayan Türkler bunu söyleyenler. Adam Bulgar levası mı ne artık bilmiyorum. Of çok pardon. Heh. Baksana nasıl hız kestim. Rektördü. Bulgar levası bu. 1000 Bulgar levasına geliyor buraya, tamam mı? Evet. Evet abi. Bulgaristan'da kazandığı para 1000 Bulgar levasına geliyor. Edirne'de 10.000 lira yapıyor bu para. Oha. Tabii. Nasıl yani? Sonra ya? Bulut ne var ne yok her şeyi alıyorlar market alışverişi. Oha. Zaten şimdi sınır yakın ya, anladın mı? Arabasıyla geliyor abi. Ne de bak orada Safiye tabelası falan. Ne var ne yok, pirinci, tatlısı falanı filanı, işte meyvesi, sebzesi alıyor, yüklüyor, gidiyor abi herif. Çok mantıklı bu arada. Mantıklı yani harbiden ya, bizim için de gerçekten işler acısı bir durum ya. Biz ne yapacağız hani, anladın mı? Hadi onların iyi de yani bizim insanımız ne yapacak, o biraz soru işareti. Şu an bu bir sıkışıklık oldu trafikte, bir kıyak oldu ha sanki. Ne diyorsun? Bak yandan atıyorum kendimi. Yani stabil geçişler yaptım bu. Şeye bakıyordum abi. Bulgar levhası. Bak bakayım. 1000 dediğin gibi 10.000 yapıyormuş ama aylık asgari ücretleri 710 liraymış. Yani iyi bence. Ben onu misal verdim bu arada 1000 muhabbeti. Anladım. Ya adam 500 de gelir 5000 yapar, anlatabiliyor muyum? Onun 100'le bile gelse. E tabii canım. Bayağı bir şey alıp gidiyor adam. bayağı bir şey yapıyor yani, fark ediyor. Bu arada arkadaşlar Bulgaristan'ı da geçmek üzereyiz. Aymış. Bulgaristan'ın daha gerçi girişindeyiz de. O Bulgaristan hep böyle dağlar tepeler falan mı, yoksa biz şehir içini mi görmedik henüz? Vallahi hiç bilmiyorum abi. Abi seni ben bir sollayacağım. Bulgaristan'da vizesiz giden ülkeliler arasında mı sence peki? Evet. Onlardan öyleydi. Bir tanesi değil mi? Evet öyleydi. Ukrayna'da öyle mesela. Bulgaristan, Ukrayna, Gürcistan, Kazakistan, Tacikistan, Ermenistan, Suriye. Ermenistan değil Bulut. Ermenistan bizden olsa da gidemiyorsun, anladın mı? Yok şeyden dedim, bir tane video var ya. Bulgaristan, Kazakistan, arasını Bulgaristan. Şey mültecilerden dert yanarken değil mi adam? Arasının istan. Arasının istan çok diyor. Harbiden çok iyi bu arada. Kesinlikle. Şey gördün mü? Bir tane de video var abi. Yabancı bir adam işte, hani sınır var ortada, iki ülke böyle geçiyor işte, Amerika diyor, ne bileyim, örnek veriyorum, Kanada diyor yan tarafa, böyle sürekli atlıyor. Türkiye'de de biri yapmış, adam atıyor sürekli böyle Suriye, Pakistan, Afganistan. Görmedim o çocuk ya. Görmedim. Suriye, Pakistan, Afganistan böyle sayıyor adam. Ya işte ağlanacak halimize bir nevi gülüyor gibi burada aslında. Evet, abi yapacak bir şey yok vallahi. Yapacak bir şey yani, bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, konuyu değiştirelim bence. Ya ben şey yapacağım, Suriye'ye gideceğim işte, Türkiye olacak orada zaten yakın. Dayı biraz bas, hakkını ver o arabanın ya. Ne o? Abi Megan. Adam bayağı yavaş gidiyor. Megan ne o? Yok bunun ne Megan'ı ya? Opel Corsa. Megan'a benziyor ya. Megan bence şey benzemiyor. Benziyorsa Clio'ya benziyor. Çünkü Megan bir kere hatchback değil, nasıl Megan'a benziyor? Megan sedan yani, anlatabiliyor muyum? Aa, Alfa Romeo. Alfa. Ha, tamam evet. Değil mi? Evet, Alfa Romeo. Şey ön şeyden anladın değil mi sen? Aynen abi, önü. Arkadaşlar tam adamı solladım orada. Berkay zoom atmıştır. Sağ aynamızdan adamın ön tamponu gördük. Oradan direkt uyandık. Alfa Romeo. Çok güzel marka ama araba çok kötü. Araba yani o şeyin tasarımın hiç şık olmadığını söyleyebilirim. Marka çok iyi ama yani, Alfa Romeo falan. Alfa Romeo hani şey gibi böyle, ne bileyim, yakışıklı. Arabaya bakın dümdüzü. Arabaya bakın hayal kırıklığı. Instagram görürler gibi. Bu yollar ne güzelmiş ya. Abi yollar mükemmel. Bulut bir de sana yani bunun keyfini anlatamam, anladın mı şu an? Sürmek lazım. Gerçekten anlatamam. Şu an telif hakkı olmasa arkadan müzik atsam başka hiçbir şey istemeyebilirim bu arada. Mükemmel. Biraz hız düşürelim. Range Rover ha. Land Rover'dı gerçi o galiba. Oo. Orası. Oo, o binalar. O neymiş öyle?
Bakacağım. El frenimizi çektik. Sıfır kameramıza geçtik. Yalnız var ya Bulut, Şahin'de de böyle, yani Doğan'la da şeyler arası yolculuklar. Yani yakışır oraya. Bence harika. Onun nasıl bir... Böyle gerçek hatta kesin var bu arada burası. Evet, gerçektir burası. Alttan dere geçiyor. Şurada yaşamak da ne bileyim sarar yani. Garip bir yer. Baksana abi, çok güzelmiş. Ben bayağı beğendim. Bebeğe bakın bir de ya. Bebek misin ya sen? Harbiden güzelsin ya. Gerçekten güzelsin bro. El frenimizi indirelim, vitesimizi 1'e takalım. Basalım gidelim abi. Tak, aldık 2'ye. Bulut, bu arada İstanbul'dan çıktığımızda trafik daha yoğunlaştı. Onu anlamadım ben bu arada. Oyun orada bir hata yapmış o, bence. Şey o, ayarlardan oluyordur. Ayarlarla ilgilidir diyorsun. Evet, trafik ayarı vardır illaki. Yoksa yani İstanbul'da araba sürmüyor. Ben bu vitesi çözeceğim arkadaşlar. Ben bu vitesi taktım. Abi çok pardon. Yani istiyorum ki gerçekten buradan yöneteyim. Hele ETS'de bu vites aşkı iyice patladı bende ya. Çok patladı ETS'de ya. ETS'de var ya, yapılsa işte şu an oradan tak tak tak. Evet. Roleplay yapmaktan bir hal oldum ya. Aa, uykum geldi, gördün mü? Aa, sen duymuyorsun. Yok. Karakter esnedi. Alttan yaptığım bulut bütün vites hareketlerini buradan da yapıyorum. Bana göre şu anda gerçek gibi ama tabi ekstra hareketi yapmasam daha iyi yani. Mesela önce buradan atıp sonra şuradan yapmasam daha keyifli olur. Evet, yolun yarısı gitti bulut, yarısı kaldı sadece. Belki uzun sürüyormuş. Evet bayağı, demek ki bir öteyi setseydim. Aa, yol çok gidemez. Arkadaşlar bu tarz detaylara ben açıkçası çok düşüyorum. Oyunlara değer veren bir insanım. Abi sen bir geç. Ve bu tarz detaylar beni çekiyor. O yüzden oraya bakacağım. Güzel detaylar değil mi ya, düşünülmüş falan olması? Güzel abi tabii, yani yapmayabilir adam. Evet. Kalite. Amacın araba sürmek sonuçta. Kalite. Buna kalite diyoruz. Bak Kamil Koç geçiyor. Devam edelim abi, ben Kamil Koç geçiyorum. Şarkı açtım şu an ben, keyfini sürüyorum abi. O sen şarkıyla izliyorsun. Aa, açtım ben. Çok iyi. Bulut arkadaşlar, telif sorunu tabi o duymadığımız için. Bende yok abi. Ya şöyle bir sistem yapamaz mıyız Bulut? Mesela ben müziği dinleyeyim, duyayım ama videoya gitmesin. O yapılıyor galiba ama... Ama o zaman da şey olur böyle, sürekli ben müziği böyle söylüyormuş gibi yaptığım mesela. Hani şey olur ya bir ortamda, müzik çalarken sen de söylersin, müzik bir anda şey yapar, kapanır. Orada senin o ses tonunun kötülüğü abi, bir anda belirgin olur. Aileyiz, ailesi yok, bir sen dinliyorsun. Sen kopuyorsun orada, biz böyle bakıyoruz. Efsane olurmuş bu arada. Bir şey diyeyim mi, şarkıyla fena oluyormuş. Harbi mi? Şu anda evet, ben sürmediğim halde şu an mesela. Evet, Kübra abla geçiyor yine yandan. Bak Bulut, Clio, soldaki Clio bu arada kesin. Clio. Net info. Megal lazım. O ne? Sağ öndeki ne sence? O Bugatti. Ya oğlum bir abartma ya. Yok, F16. Ne o? Orada karakter. Aa, Mustang. Mustang değil mi? Mustang o. Aa, Mustang harbiden. Üstü açık Mustang mi var? Cabrio Mustang mi var harbiden? Vay. Varmış ne bileyim. Solumdan da Rusçuk keşfetti. Rusçuk. Rusçuk keşfetti arkadaşlar şu an. Şurada abi. Şey mi, küçük Rus ya. Oğlum küçük Rus ya. Bu arada karakterin, benim Char'ın var ya, bayağı uykusu var. İnşallah yolda uyuyakalmaz. Kalıyordu galiba. Harbi mi, öyle bir şey mi var? Gözün falan kapanıyordu, göremiyordun. Ciddi olamazsın ya. Evet, hatırlıyorum öyle bir şey ben. Vallahi arkadaşlar, bence bu zamana kadar attığımız direksiyon setiyle arabalı videoların en iyisi bu arada. Havası. Yani kesinlikle düşüncelerinizi yazın ama kabul etmiyorum aksi düşünceyi. Net daha iyi dayı yani. Ayıp ya bu yaptığın. Ben seni sollamışım. Biraz frene basman gerekmiyor muydu sence de? Ama ikinci bir şey Bulut. Başka bir şeye geçiyoruz şu anda bu arada. Rusçuk'tan çıkıyorsun şu an. Biz demek ki bu tek bir şehir, tek bir ülkeyi işaretlememişim ben. Aynen. Diğeri de başka bir ülke. Nereye gidiyoruz oğlum? Biz Yunanistan'a mı? Sen gidiyorsun mu? Sınır kontrol ediyor yine. Okey abi, yapın belge. Belgelerim tam bro benim. Benim belgelerde eksik bulamazsın yani. Açtı kapıyı. Hemen vitesimizi tekrar biri aldık. Devam ediyoruz Umut. Şurada bir daha bir boşa çekeceğiz galiba.
Çekerim abi. Aa, ödeme yeri bura. Aa, bir tık daha öne almalıyım bu arada. Aynen, ödeme yeri. Bura ödeme yeri. Euro işareti dönüyor oğlum. 10 euro ödemelisiniz diyor. Al abi. Ödedim kanka. Çok mu yakınlaştım? Beynin içinde olduğun için abi. Oo, bir 10 euro daha girecek şimdi. Hayır, ödedim. Girecek, girecek. Bak nasıl giriyor şimdi. Girdim. Açmıyorlar bana kapıyı bu arada. Oha, of. Burası neresi lan? Uy, ne güzel yol. Bir köprünün üzerindeyiz Bulut Bey. Evet, köprü abi şu anda. Oo, fena bir köprü. Alttan bu arada tren gibi bir şeye geçiyor, biliyor musun? Aa, Romanya Bulut. Vay Avrupa ye. Birliği'ne giriyoruz şu anda. Şurada bir vites vay küçültüp bir sıfır kamerasına geçmeyelim mi? Evet, solda bir inşaat vardı bu arada sanki. Bana burada vururlar mı? Şurada bir dörtlü falan. Vurmazlar ya, dörtlümüzü durup yakalım. Evet, el frenimizi çekelim. Sıfır kameramıza geçelim arkadaşlar. Oğlum, Romanya bu kadar güzel bir yer mi? Bak bu alttan tren geçiyor dedim ya, bir şey geçiyor dedim. Altta tren yolu yapmışlar direkt. Evet, of. Oğlum ne çok diyorsun? Tabii burası Bulgaristan'a gidiyor, bizim geldiğimiz yer Romanya'ya evet gidiyor. Oğlum işlere bak. Oğlum gerçek hatta da şuraları görsek ya ya buralar. Harbi de çok bayağı iyiymiş bu. Biz bayağı trafiği sıkıştırdık. Aa, benim gözler gidiyor bak. Yorul öldü adam. O zaman bir dinlenme tesisi bulalım mı? Bulmayalım. Niye? Ölsün abi. Oğlum manyak mısın? Şey, ya bırak abi. Araçta uyuyakalırsak kaza yaparız yani. Bütün yolculuk hiç olur bro. Şaka yapıyorum abi ya bu. Şey, haritada bir yatma şeyi var. Bir pasaport kontrol noktası geçeceğiz şimdi. Aman aman aman, biraz yavaş. Yani burada direkt açtılar kapıyı. Bir tane uyuma işareti olan bir yer var. Mor abi. Romanya girişi. Romanya girişini yapıyorum. Şey giriyor be ya, sürekli bir yerlerde durduruyor. Ben beni sardı ama bu olay. Ne yalan söyleyeyim. Şu an belgelerim kontrol ediyor. Arkadaşlar, o yazıları görüyor musun? Sağ altta beni oyun her şeyden bilgilendiriyor. Diyor ki işte bak her şey, mesela şu an dedi ki her şey usulüne uygun. Gidebilirsin dedi ve o abi yorgunluktan gidemem. Ve o esnada kapı açıldı. Mesela ondan önce dostlar, o yeşile geldiğim anda sağ altta şey yazıyor. Bilen bilmeyenler için söylerim. Kimliğinizi, pasaportunuzu falan, belgelerinizi uzatır mısınız diyor. İşte sen de tabii diyorsun. Muayenenizi tamamlamak için dümdüz devam edin diyor mesela şu anda. İlk defa böyle bir şey gördüm bu arada. Bu başka gibi. Biraz yavaşladık. Sesi boş alalım. El frenimizi çekelim. Sınır kontrolünü başlat diyor. Yine belgelerimi aldılar. Gerçek hayatta bu kadar onay alamam bu arada. Ya bu kadar kapıdan geçsem bu kesin bir yerde bir yerde patlayacağımı düşünüyorum. Selamünaleyküm. Abi, burada yatabileceğimiz bir yer var mı? Benim bayağı uykum vardı. İleride solda dedin. Tamam, eyvallah. Koronayı bilmiyorum hangi tuş ama. Düt düt. Ha, burayı dinlenme tesisi olarak görüyor Bulut bu noktayı. Dinlenmek için enter. Dinleniyorsunuz. Saat 18, 19'da oo, yaptık. Gece 3.48'de uyandık. Ananı avradını, zifiri karanlık. Biraz daha yatsam. Aç abi ışıkları, gece yolculuğu. Biraz daha yatayım Bulut ben. Gündüz yolculuğu yapalım biz. Geceyi ikinci bölümde beraber yaparız. Şimdi arkadaşlar, ben yanlışlıkla bir kez daha uyudum. Ve bir kere daha uyumayı denesen olur. Yok, yorgun değilsiniz diyor. Ve aşırı karanlık ya. Bu nasıl bir oyun karanlığı? Şimdi dostlar, dinlenemiyorduk. Zaten dinlenmiş haldesiniz diyordu. Hemen onu çözdük. Dinlendik. Ben şuradan geçerim ya. Çok ay, araç çok basık ya. Aracın basıklığını unuttum Bulut yani, buraya vergen. Ama olsun. Olsun, sağlık olsun abi. Çok az bir tampon sürtünmesi bir şey olmaz. Nazar, nazar Bulut, nazar bunlar hep. Abi pek nazarlık bir şey değil, kendin girdin ama ya. Ya nazar, nazar çıktı, nazar çıktı. Nereye girmiştik lan çıktı biz? Romanya, Romanya. Romanya. Şu anda Romanya semalarındayız Bulut. Ben biraz hızlı gideceğim bu arada artık. Romanya'da olmuş. Tabii Romanya'ya girdiğim anda ben hızlanırım Bulut, onu söyleyeyim sana. Romanya hız mekanı Bulut. Bilmiyor musun? Yok. Bu arada Pioner şey...
Bizim araçtaki teyp piyoner bu arada. Orada az bir yolumuz kaldı dostlar. Şöyle söyleyeyim, oyun şeyine göre 7 saat diyor. Gerçek saate göre de 10 dakika falandır büyük ihtimal. Bizim var ya gittiğimiz ülke o zaman bulut şey, biz belki Romanya'dan da çıkacağız ha. Romanya'dan çıkacağım bence. Romanya'da değil başka yani bizim işaretlediğimiz sahil ha. Evet, bence öyle. Abi kaza yaşanmış. Oha bayağı kaza yaşanmıştı bu arada. Evet. Oha. Oğlum ne kadar enteresan detaylar ya. Allah kahretsin. Oh. Of. Oh. Oraya değdiğim anda takla atabilirdim bu arada. Evet topaş. Allah'tan değmedim. De oraya değsen direkt. Adam kaza yapmıştı ve orada tartışıyordu, bir şeyler oluyordu. Oraya değsen direkt topa gerçeği görüyordum. Allah'tan değmedi. Mesela şu anda 6 saate düştü. Yani ortalama 6-7 dakikalık yolumuz kaldı dostlar. Bir şey, bir ülke daha değiştirecek miyiz ya da bu ülkenin son sahil kıyısını mı? Çünkü işaretlediğim yer tam böyle sahil kıyısı gibi bir noktadaydı. Bu ülkenin son sahil kıyısını mı işaretledik? Ordu. He? Ordu. Sahil kıyısı. Ordu. Keşke Ordu'ya gidebilsek değil mi? Abi ya Ordu'nun sahillerinde bir tur atsak. Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa. Böyle giderdik. Veremem. Ordu'nun yolları çok güzel bu. Çok mu güzel Ordu'nun yolları? Evet. Bayağı iyi. Doğanın içinden gidiyorsun işte yani arabayla. Doğadan. Evet, bayağı keyifli. Sağa bakıyorsun deniz böyle. Yani sola bakıyorsun. Evet. Birlik yapken ayna kontrolü ne kadar önemlidir? Bunu gördük az önce bunu. Evet, sen bilgilendireyim. Valla yolun %80'ini çok iyi sürüp, %100 dikkatli, full fokus sürüp, geri kalan %20'si de fokusunu bozduğum anda yaptığım kazayı gördün diyor. Gördüm abi. Romanya'da işte. Dikkat çok önemli abi, dikkat. Aa ne oluyor? Orada bir asfaltı yeni dökmüşler abi, buhar çıkıyordu. Aa bak, güneş enerjisi tesisi vardı gördün mü? Güneş enerjisi, güneşin enerjisini alıp elektriğe çeviriyorlar. Şerefsizler ya yaptıkları işler abi. Ne alaka oğlum? Hayır, güneş enerjisini alıp diyerek. Bizi adamlar işte şey, bedavaya elektrik alıyor. Ha birisinin enerjisini alıp elektriğe çevirirse hoşuna gidiyor. Doğa dostu. Güneşlerinizi almışlar. Onları kullanmalıyız. Rüzgarımız. Ben birisinin enerjisini alıp işlere çevirirse hoşuna gider. Yani koskoca güneş olsan bulut. Benim hoşuma gitmez ben güneş olsam açıkçası. Sen sorar ya. Güneşim orada duruyorum ya. Yani. Sabit duruyorsun böyle ya. Yani. Işık atıyor. Işık atıyor. Ya böyle ışık atıyor işte. Al ne bir tane ne vurlatıyorsun dünyayı böyle. Ama abi şey çok fena ya düşün. Ne? Ne kadar uzakta ama bir 30 derece olunca nasıl yanıyor burada? Ya. Ne kadar uzakta oysa ki yani. Doğru. Harbiden. Ama 30'u bir geçiyor biz duraklıyoruz da yani. Daha ben bir şeyi anlamıyorum. Şimdi uzaydasın tamam mı? Güneşe yakınlaşıyorsun. Evet. Güneşe yakınlaşınca yanmaz mısın? Yanarsın. Yanarsın değil mi? Yanarsın abi. Ama yakınlaşanlar var. Ama şey şimdi uzayda soğuk ya. Yine cezaydı vallahi kahretsin. Uzayın soğukluğu bastırıyor mu diyorsun koskoca evrenin? Bastırıyordur. Sonsuz karanlığın soğukluğu diyorsun. Oraya bastırıyordur ama tabii çok dibine girerse yine açlanır o ayrı. Çok dibine girmemek gerekiyor diyorsun bu şey. Doğru abi. Astronot mesela kaskı çıkardan donuyor adam biliyorsun. Biliyorum donuyor canım. Anında böyle yok. Diye gidiyor. Ben şey istiyorum ya böyle uzay boşluğunda astronot kıyafetiyle. İleri doğru atlayacağım böyle abi gideceksin ama. Düz gideceğim. Uzay boşluğunda yapacaksın bunu. Evet, uzay boşluğuna doğru atlayacağım. Oksijen sınırlı biliyorsun. Bitene kadar işte, git gel. Bittikten sonra? Öleceğim. Bu kadar. Evet, bu kadar. Benim hayalim. Böyle bir hikayeye mi sahip olmak istiyorsun? Evet. Wow. Filmlere konu niteliğinde bir hikaye. Sarmaz mı? Sarar. Düşünsene o mesela 10 dakikalık bir an diyelim. O anda 10 dakikalık anda göreceğin şeyi bütün hayatın boyunca görmedin yani. Doğru. Yalnız başka şeyler de görebilirsin 10 dakika içinde söylüyorum. Ama olsun onlar. Nasıl ben onları da 10 dakika içinde harbiden bulut başka görmediğin bir şeyler görürsün yani. Harbiden görürsün. Sana söyleyeyim. Ama o gördüğün şeyler sadece uzayla ilgili olmaz. Ne oldu abi? Sen gördün şu an.
Sen şu anda gördün Ahmet'i. O gördüğün şey... Allah kahretsin, polise çarptım. Ben de polise çarptım. O gördüğün şeyler bu, sadece uzaya ait olmayabilir. Dikkat et ona. Hurdalık bak, araba hurdalığı var solda, farkında mısın? Farkındayım abi onu. Ama yalnız çok iyi gittim ha belli bir süre. Evet, çok güzel takladım. Bayağı iyi yap... Lan oğlum, karşı şeritten gidiyormuşum. Romanya diyor ki bu kim abi? Romanya'ya bir tofaş şahidi mi? Her yere çarpa çarpa gidiyor. Onun avradını. Ah lan dayı. Dayı kendimi şöyle ben bir sağa atarım. Haberiniz olsun. Hiç ben o sıkışıklıklara gelemem bro. Oo, adam helikopter taşıyor lan tırla. Adam niye helikopter taşıyor tırla, nasıl helikopter götürüyor. Nasıl beleşçilik abi, uçsana abi. Niye tırla gidiyorsun? Şey, yakıtına zam gelmiş herhalde fazlasıyla. Son zamlardan sonra uçak of, sahibi. O borular ne oğlum? Of şey bulduk, fabrika borusu. Bildin oğlum. Doğru söylüyorum şu an. Komik geldi. Fabrikanın borusu kardeşim o. Bu arada yakıtın bitersen ani yedik, onu söyleyeyim. Baksana ormanlık yollara girdik. Oğlum alamam bulut, adamlar beni bekliyor, mal götürüyorum şu anda. Ne götürüyorlar? ETS 2 oynuyorum farkında. Kesin bir şey götürüyorumdur yani. Hiçbir götürmüyor abi şu an. Gidiyordur ya. Aha var var. Elini çekti mi? Dönmedi. Buradaki tofaş arkadan çekişti değil zannedersin. Ben arkadaşlar depoyu fullediysem yapıştırırım. Dönüşlere falan dikkat edeceğim. Ama full yapıştıracağım. Lan ne oluyor oğlum? Her yerde ceza yiyorum ya. İnanamıyorum ya. Romanya'da böyle abi. Çok keskin olmayan bir dönüş var ama. Romanya. Romanya. Bir Romanya'da romanlar mı yaşıyor Bulut? Ben. Kimler yaşıyor abi? Peki Romanya'nın kendi dili Romanca mıdır? Oo, sollama yapıyorum. Romanca diye bir dil var mı? Abi nasıl bilmezsin be ya? Oğlum Roman dilini bilmiyor musun ya? Ya enteresan muhabbetler de oluyor. Biz bir son 600 kilometreden sonra... Okula Romanca yazdım, şey çıktı. Çingenece. Vallahi bak. Ben şaka yapıyordum ama. Doğruymuş yani, Çingenece çıktı. Lan değildir oğlum. Abi Google'da yazıyor direkt. Allah Allah. Romanca yazdım, Çingenece / Wikipedia. %100 hasarlı Bulut araba şu anda. Onu hayır söyleyeyim abi. Değişensiz o. %100. Sana bir şey diyeyim. Demin 20 bin diye masraf. Şu anda 40 bin falan. Süper, onu var ya ne okuturuz şu anda. Şu anda bu sıfır, arada çalışacağını sıfır, hiç topar düşünmüyorum bu arada. Çalışırsa helal olsun. Oha. Bu aracı 50 bin aldık, şu an değeri 100 bin oldu. Bana mısın demiyor lan. Dosta gider ha. Ama abi değişensiz, hatasız, kazaylı. %100 hasarlı. Hasarsız abi. Ama oyunun çarpışma mekaniklerini de görmeyelim mi arkadaşlar yani? Oyunun çarpışma mekaniklerini de görmeliyiz. Bağırma abi, bir taklatsana. Bir bakalım nasıl atıyor. Dayı yavaş dayı. Lan bu nasıl bir yol ya? Ben abi yol. Of. Ay Allah'tan kısadırmış abi. Uzun olsan ne olabilirdi ki yani, onu söyle bana sadece. Ben oradan girerdim oradan. Son 70 kilometremiz kaldı arkadaşlar. Allah kahretsin, yapma. Yapma. Hayır, vites küçült. Lan al şu gazı. Ve sona yaklaşmışken. Arkadaşlar yemin ederim ki 40 kilometre kaldıydı ya. Ah be kardeşim be. Neyse ben şu samanlıkların arasına bir dalayım. Doğru. Demin R'de gayet güzel bir şekilde gaz almıştım. Yok arkadaşlar. Araç işte Topaş'ta işte uzun yol yapacağım. Karşım Şahin'le Doğan'la uzun yol yapmaya çalışırsanız sonunuz bu oluyor abi. Şöyle. Kurban olduğum ya. Ben arkadaşlar buna birkaç modifiye beğenirseniz. Bir tane egzoz sağlamından böyle vatududu yapsın arada.
Kesiciye falan girsin. Çok yüksek ihtimalle yeni bir vites. Şu anda Google'dan bakacağım videonun çıkışına. Sevdiyseniz like atın. Aga be, ulan bu hüzünlü bir görüntü değil mi ya? Abi geldin son kaç kilometre kalmıştı? Gerçekten hızın 65 kilometre. 65. Ama çok güzeldi arkadaşlar bence. Sonunda güzel biraz şımardım. Son molodan sonra, dinlendiğimiz yerden sonra çok şımardığımı düşünüyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.